دي بركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بوش هر كدن بير ستاردر قوم نادي عالصعيدي وبناخد بورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميا ميا والنوبل جمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسماعلاوية يا مجاد والعدة كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير قوم نادي عالصعيدي وبناخد بورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميا sevgili Jalen Naynesi izleyicileri. Jalen'in aynası ile yeni bir gündem yarattık aslında. Sizlere moda köşesi, bu hafta ne pişirsek yakında videolarımız inşallah ekrana gelecek. Böyle farklı farklı videolarla güzel yerlerden sizlere seslenmeye çalışıyoruz. Yalnız böyle güzel, duygusal bir yerde bir iki cümle eklemek istiyorum. Hepimizin hayatında inişler var, çıkışlar var. Merdivenler var daha doğrusu, hüzünlerimiz var, ağladığımız var, güldüğümüz var arkadaşlar. Bazen birilerini anlatamıyoruz. Ama bu çok önemlidir biliyor musunuz? Psikiyatristler, psikologlar her zaman şöyle söyler. Hiç kimseye anlatamıyorsanız gidin duvara anlatın, gidin suya anlatın. Onlar sizi dinler. Belki buradan cevap alamazsınız ama bütün derdinizi böyle çığlık çığlığa suya anlatabilirsiniz. Bazen hakikaten anlatamıyoruz ya. Böyle içimiz dolu dolu oluyor. Yani işimizden dolayı mı, eşimizden dolayı mı, çocuğumuzdan dolayı mı susmayı tercih ediyoruz böyle. Susmayın. Her zaman konuşun. Her zaman anlatın. Çünkü siz içinize her attığınız hepsi böyle koskocaman böyle yuvarlak oluyor. O dertler zaman içerisinde hastalığa karıyor. Evet, aynen böyle değerli izleyicilerimiz. Hani o hastalıkları uzak tutun. Çünkü vücudumuzda bir sürü virüsler dolaşıyor. Onlar bizim en küçük noktalarımızı yakalamaya çalışıyorlar. O yüzden dediğim gibi ya gidin duvara bağlayın ya da gelin sulara anlatın. Hayatta hiçbir şey çaresiz değildir. Her şeye bir çare bulunuyor. Biliyor musunuz sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Ben aşağı yukarı 21 yıldır bu sektörde yürüyorum. Radyo programıyla başladım. 12 sene radyo programı yaptım. İnanır mısınız 5 kuruş para almadan ben 12 sene 1 saat yol gittim geldim. Yani bu da sanat aşkıdır. Şiirler, şarkılar, türküler. Yeri geldi babam istemedi. Yeri geldi çevredekiler eleştirdi. Ben radyoya giderken Jale nereye gidiyor, hangi diskoteye gidiyor diye söylenildi. Maalesef böyle bazen ön yargılarımız olabiliyor. Bunlardan vazgeçmek lazım biliyor musunuz? Ki biz orada emek veriyorduk. Hapishanedeki kardeşlerimize sesleniyorduk. Onlar bizi dört gözle bekliyorlardı biliyor musunuz? Onların orada sesi, kulağı, yüreği oluyorduk. Ben bunları anlatırken duygulanıyorum. Her neyse bunu atlıyorum şimdi buradan. Daha sonrasında televizyon hayatım başladı. Çok güzel gidiyordu. Bir arkadaşımın yüzünden işimden ayrılmak zorunda kaldım. Neden ayrıldım? Çünkü çekime gitmedi. Gitmemiz gereken yere. Daha yeni kız arkadaşı edinmişti. O da heyecanlıydı. Ama üniversiteli olduğu için ben üzerime alındım olayı. Aldım daha doğrusu. Ama ne oldu? Onun yüzünden işimden ayrıldım. Ve biliyor musunuz kalbimi sanki söküp aldılar. Dinlemedi bile. İnanın bana işverenim beni dinlemeyi bile tenezzül etmedi. O yüzden hayat ben diyorum ya inişli çıkışlı bir merdiven. Yani belki birkaç küçüğümüze bir nebze de olsa buradan bir şeyler anlatabiliyorsak ne mutlu. Ama üzülmeyin. O gitti, çok daha güzel şeyler hayatıma geldi. Çevremi genişlettim. Daha da güzel işler yapmaya başladım. Bugün de kendi yolumda, Allah'ın izniyle kendim yürüyorum.
kısa bir dönem bir grup arkadaşlarımla çalıştım. O da bana güzel bir tecrübe oldu. Gülmesiyle, ağlamasıyla, yanlışıyla, doğrusuyla öğrenmediklerimi, bilmediklerimi de orada öğrendim. Yani insanların yeri gelince neler yapabildiğini gördüm. Yani her yaşta bir şey öğrenebiliyoruz demek ki arkadaşlar. Hayata gülümseyin, hayalinin aynasından ayrılmayın. Küçük küçük hikayelerimizle sizlere böyle ara sıra seslenmeye çalışacağız. Derdimizi suya anlatalım. Jale'nin aynası izleyicileri. Biz çok biliyoruz demiyoruz. Biz yılların birikimi, fikirlerimizi sizlere sunuyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Bir inansa, hayat bayram olsa. Jale'nin aynasında müzik var, moda var, çocuk köşesi var, dokunurlar var, her şey var. Sizler için Jale'nin aynası izleyicileri için. Bizleri izlemeye devam edin. Bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Başındaki değerli izleyicilerimiz Jale'nin aynasından... Merhaba. Moda köşemiz yine devam ediyor. Kıyafetimizle böyle arkadaşlarımızla buluşacağız. Muhabbet, sohbet edecek. Biz moda köşemizi size böyle canlandırmalarla ekranlara getirmek istiyoruz. Birazcık neşelendirmek istiyoruz. Umarız beğeniyorsunuz. Evet, iyi seyirler efendim. Jale'nin aynası tüm hızıyla devam ediyor. Kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa. Efendim aşkım, evet canım, bekliyorum bekliyorum, biraz önce Aslı da aradı, evet canımın içi. Evet, neler var neler, bir bilsen, haberler burada, gel 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 gel. Ay sen de mi merak ediyorsun ne giydim diye, sorma güzelim, çok güzel bir takım giydim. Jale'nin aynasını aradım, güzel bir butikle çalışıyormuş, geldiğinde görürsün aşkım. Yalnız bir fark yarattım, dediğim gibi bugün böyle topuklu değil, daha çok spor ayakkabıyla böyle bir şeyler giydim işte, geldiğinde görürsün aşkım. Öpüyorum bebeğim. Jale'nin aynasını bulabileceğiniz yerler: YouTube sayfası Jale'nin aynası, Facebook Jale kaynak ürün sayfası, grubumuz Jale'nin aynası ve Anka TV'de her çarşamba Avrupa saatiyle saat 19'da Jale'nin aynası sizlerle. Her kadın bir stardır. Çirkin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır.
Hepiniz birer starsınız. Sakın unutmayın. Sponsorlarımız Beauty Salon Jale, Miss Emily, Totti Fotografi, Vizyon Türk, AF Medya, Steakhouse Derya, Turkuaz TV, Yetiş Bacım, Druk Post ve Arena 34'ün katkılarıyla Jale'nin aynası sona erdi.